Herkese selam dostlarım. 2.2B yaması geldi. Ve çok güzel şeyler oldu. Eğer main'ini görüyorsan bu videoda abone olup like atmayı unutma. Asla geri çekil. Ben size ne dedim? Darius'a nerf geldiğinde ballandıra ballandıra anlatacağım. Peki neden bu sözü söyledim? Yok gelecekse kanka. Ay, Darius. Yok abi çok Darius. İki yaptı. Çok onu da yapıyor Darius. Şimdi o kadar mutluyum ki Darius'a şunu yapmışlar. Taban nitelikleriyle bile rakipleri dövdüklerini söylemişler. Dolayısıyla canını azaltıp koridordaki etkiliğini azaltmışlar. Şimdi bu bozuk çarının taban canını 650'den 610'a düşürmüşler. Taban can yenilemesini de 9'dan 7'ye çekmişler. Oh canıma değsin. Oh. Altalarım burada. Kurbanlarım nerede? Şimdi Draven maincilerin biraz canını sıkacağım. Şu balta yakalama sanatında hepiniz çok iyisiniz. Okey. Ama bir nerf geldi o yeteneğinize. Yani birinci yeteneğinize. Saldırı gücünün hasarını azaltmışlar. Dönen balta birinci yeteneğinize hasar olarak 55'ten 45'e, 60'tan 50'ye, son seviyede 70'miş ama onu 60'a indirmişler. Üzgünüm. Tabii ki beni seçecek. Evet, seni seçecekler mi bakalım? Göreceğiz. Oğlum çok sık ulti kullanıyorsunuz eveliğinde. Ve bu da hem zor durumlarda kolaylıkla kaçmanızı sağlıyor. Hem de rakipleri de infaz ediyorsunuz hemen ilk seviyelerde. E buna bir dur diyelim değil mi? Sanki ben de Riot çalışanı gibi anlattım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yani ultinizin ismi de dul bırakan. Dul mu bırakacak bilmiyorum artık. Bekleme süresini 100 saniyeden 120 saniyeye çıkarttılar. Son seviyede 60'tan 70'e. Evet mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Çok çok iyi gank atıyordu Evelynn. Şimdi Galio'ya büyük bir nerf geldi ve oyunlarda pek göremiyoruz. Tekrar pişman oldular. Biraz güçlendirmeye gittiler. Ve birinci yeteneğinde bir sıkıntı vardı. Orada da bir düzeltme var. Dayanıklılık kısmında da bir güçlendirme var tekrar. Bakalım neymiş? Şimdi taban niteliklerinde seviye başına canı 115'ten 125'e çıkardılar. Sonra bekleme süresinde birinci yetenekte 5 saniyeden 4.5 4 giderken 5 4 3 gidecek. Son 4 saniye değil 3 saniye inmiş. Bir buff. Yine bir yeteneğinde düzeltme getirilecek dedim ya. Hani rüzgar atıyordu böyle gürde buluşuyordu. O iki kez hasar veriyormuş. Hayır. Orada bir düzeltmeye gitmişler. Sonra onun yetenek gücü oranı başına yüzdelik can hasarı %1.5'dan %2'ye çıkmış. Akali! Akali'ye buff geldi arkadaşlar. Şaka şaka. Keşke öyle bir şey olsa. Şiddet her şeyi çözer. He he çözer. Arkadaşlar sanki bu yamanın ismi Noxus yaması. Daha çok Noxus'lara bir güçsüzleştirme, nerflenme gelmiş. Seviniyorum. Noxus'u hiç sevmem. Şimdi Katarina'mıza ne geldi? Dikkatli izleyin. Katarina'mız yüksek seviyelerde çok yüksek hasarı var. Aramda özellikle çok tehlikeli. 2-3 kişiyi, 4 kişiyi aynı anlık indirebiliyor. Ve bunun pasifine de bir nerf geldi. Hasar seviyeye bağlı olarak 72 ile 240 arasındayken, hayır böyle değil, 62 ile 230 arasına bağlandı. Peki 3. yeteneği de menzil olarak bir indirme var. Şöyle yapalım. 6.5 metreden 6 indi diyelim. Güzel bir nerf. Şafak söküyor. Aha üzülüyorum şu kıza ya. Dayanıyı düzelttiler. Harika oldu. Şu kızı bir düzeltemediler. Destekte hiç tercih edilmiyor. Tekrar bir düzeltmeye gittiler. Tekrar bir buff aldı. Hemen gelsin. Taban nitelikleri tekrar çıktı arkadaşlar. Can yenilenmesi olarak 7.5'dan 9'a. Pasifi düzeltildi. Hasar 25 ile 137 iken, hayır 33 ile 145'e çıktı buff. Ufuk kılıcı da 7 metre derken 7.5 metreye çıktı. Yavru kurt Timo göreve hazır. Şimdi kesin buna nerf gelse de sevinelim diyorsunuz ama hayır. Tek bir
Yamada. Sadece bu kısmı anlamadım. Bütün hepsine hakimim. Üçüncü yetenekte kaçak dövüşünü şöyle bir düzeltme yapmışlar. Hatası giderilmiş üçüncü yeteneğin. Seviye artışı başına kamuflaj süresi artık 3, 4, 5, 6 saniye yerine 3, 3,5, 4, 4,5 olmuş olarak görünüyor. Süre değişmedi. Sadece ipucu düzeltildi. Anlatabilir mi Teemo Mayinciler? Yorumları bıraksın. Ne demek istediler? Şimdi arkadaşlar Zix'i bir türlü buff gelmiyor ya. Oynuyorum ama çok yetersiz ve buna utanmadan birinci yeteneği de ilk seviyelerde çok güçlü olduğunu söylemişler. Oğlum ne gücü var ki ya? Yine gidip bir yeteneğine nerf getiriyorsun. Yine aklım almıyor. Buna buff gelecek abi. Buna buff gelmeli tüm yeteneklerine. Neymiş? Birinci yeteneği ilk seviyelerde avantaj sağlayamış. Buna da bir süre kısıtması var. İlk seviye 6 saniyeyken 7.5'a çıkmış. 5.5'ken 6.5'a çıkmış. 5.5'lar ellenmemiş. Son seviyelerde ellenmemiş. Yuh sana Rito. Şimdi arkadaşlar güzel bir seriye başlıyoruz. ADC'lerin birçoğuna seri şekilde buff geldi. Her ne kadar Noxus nerf'ü desem de Draven, Katarina, Darius'a şimdi ADC'lerin bufflarını izleyeceğiz. Dikkatle izleyin. Varus'ta taban nitelikleri olarak taban manası 345'ten 390'a çıktı. İkinci yeteneği mızrak sadığı eksik can hasarını bir buff geldi. Birinci seviyede %6.5 ile %9.75 iken hayır %6.5 ile %13. 15. seviyede ise daha fazla bir artış var. Hoş geldin Varus. Eş, ben bu buff'tan daha çok ok göreceğimi düşünüyorum Eş'ten. Yaylım ateşini bekleme süresinin 14'ten 13'e ilk seviyede. Son seviyede ise 5'ten 4'e düştü. Güzel. Tekrar Eş'i ve oklarını seri şekilde oyunda göreceğiz. Zaya, 2. ve 3. yeteneklerinde buff var. Amansız İddette mana olarak 6'dan 50'ye düşürüldü. Bekleme süresi ilk seviyede 22'ye 19'a, son seviyede 14'ten 13'e. 3. skillinde ise sabitleme süresi 1 saniyeden 1.25'e çıktı. Akıyor aga bugün. ADC'lerde patlayıcı yük Tristina 3. yetenek. Taban hasarını 65'ten 70'e çıkarmışlar. Of, 110'dan son seviyede 130'a çıkmış. Ultisi ise gülle ateşi var ya, taban hasarını 300 iken 350'de, son seviyede 500 iken 550'de. ADC'ler artık içimizden geçecek. Gelsin mi? Gelsin. Bu da aslına verdiğim bir haber. Ultisi son hazırlıkta ilave saldırı gücü 20 iken 30'a çıktı ilk seviyede. Son seviyede 40'tan 50'ye. Of, bekleme süresi de 90'dan 80'e düştü. Yani ultisi içimizden geçecek. Madem şampiyonlara bir nerf buff geldi, artık ejderhalara da gelecek değil mi? Çok yoruldum arkadaşlar. İçerik patlaması var Yamada. Like atın lütfen. Şimdi arkadaşlar, alev ve bulut ejderleri dağ ve okyanuslara göre daha fazla hasar veriyor ve bu ikisine de nerf geldi. Yani aleve %8'den %6'ya hasar ilavesi, kadimin alevine de %12'den %9'a düştü. Bulut ejderinin hareket hızı düştü %7.5'dan %6'ya. Yani alevin hasarı düştü, bulutun hızı düştü arkadaşlar. Yenilmez ürününe de buff geldi arkadaşlar ama sadece yük süresini olarak. O 8 saniyeydi ya. Hayır, 6 saniyeye düştü. Şimdi biraz destekler ağlıyor arkadaşlar. Çünkü ahenkli feryata özellikle Lulu ağlıyor. Sesini duyar gibiyim. Nerf geldi. Taban hasarı 16 ile 30 iken 16-25'e düştü. Taban hasarının can oranı %1'den %0.8'e düştü. Kızgın buğurdanlık ise daha pahalılaştı. Toplam bedel 2600'dü. Hayır, 2800 farm oldu. Birleştirme bedeli de 650 altından 850 altına çıktı. Çok yoruldum arkadaşlar. Umarım değmiştir. Üzülenler, sevilenler oldu. Çok da emek verdim bu videoya. Yani açık siteden okumak da var. Bazı arkadaşlar öyle yapıyor. Ben öyle yapmıyorum. Siz her şeyi görün. Efektli olsun. Daha eğlenceli olsun. Biraz sohbet edelim, biraz konuşalım. Like atıp beni sevindirebilirsiniz. Abone olup beni yine mutlu edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.